Talu Çiftliği Hayat Güzeli sunar. Sevgili izleyicilerim, Hayat Güzel Sektörler bölümümüzde turizm ve otelcilik sektörünü konuşuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye'mizin Manisa'mıza yaptığı güzel projesi Prime'da 5 yıldızlı bir oteldeyiz. Siz de çay ve kahveleri hazırladıysanız Hayat Güzel başlıyor. Sevgili izleyicilerim, Hayat Güzel Sektörler bölümümüzde turizm ve otelcilik sektörünü konuşuyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye'mizin Manisa'mıza kazandırdığı Prime'da 5 yıldızlı otelimizdeyiz. Çok kıymetli bir konuğum var. Otelimizin genel müdürü sevgili Selin Avşar İnanlı. Merhabalar Selin Hanım. Merhabalar Nuray Hanım. Hoş geldiniz tekrar otelimize. Hoş bulduk. Çok güzel bir otel olmuş Selin Hanım. İçim açıldı. Harika, çok teşekkürler. Çok sevindim bunu duyduğuma. Hayırlı olsun tekrar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi otelle ilgili o kadar çok soru var ki ama öncesinde kadın bir yönetici olunca ben çok mutlu oluyorum çünkü. Harika. Kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Elbette. Balıkesir Üniversitesi'nde turizm ve otelcilik bölümünü bitirdikten sonra sektöre acente ayağında başladım. Yaklaşık 1-2 yıllık bir süreçte acentelerde görev aldım. Ama otel operasyonu benim her zaman daha fazla ilgimi çekti. O dinamizmin, o operasyonun hareketliliğin içinde olmayı arzu ettim. Ve kariyerimi otellerde yönlendirmeye devam ettim. Farklı uluslararası markalarda, genellikle de İzmir şehrinde uzun yıllar farklı pozisyonlarda görev aldım. 2013 yılından beri de genel müdürlük görevini üstleniyorum. Şirketimiz bünyesinde iki tane tesisimiz var. Bunlardan bir tanesi İzmir Kemalpaşa bölgesinde. 4 yıldız uluslararası bir marka. 2014 yılından beri de faaliyet gösteren bir tesis. 2021 yılında da Manisa'da bu içinde bulunduğumuz tesisin inşaat süreci başladı. İnşaat sürecinden beri bu ekiple birlikte görev alıyorum. Ve 20 Mayıs tarihinde de otelimizin kapılarını misafirlerine açtık. Ne güzel yaptınız. Manisa'ya çok yakıştı gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok mutlu ve heyecanlıyız. Manisa bizi çok güzel ve keyifle karşıladı. Umuyorum birlikte uzun yıllar güzel başarılara imza atacağız. İnşallah. Lokasyon olarak da çok güzel bir yerde. Hani tam böyle girişte İzmir'den gelirken bu taraftan İstanbul yolundan Büyükşehir Belediyesi Prime ve siz çok güzel oldu gerçekten. Şimdi Selin Hanımcığım, kadınların hayatın her alanında olmasından ben çok mutlu oluyorum gerçekten. Ve özellikle yönetici konumundaki kadınlar da tüm insanlar, gençlere ve özellikle genç kızlara rol model oluyorlar. Evet, doğru. Siz tabii aynı anda hem iş insanısınız, hem annesiniz, hem eşsiniz ve yoğun bir tempo, iki otelde genel müdürlük. Bu yoğunluk nasıl gidiyor, nasıl yetişiyorsunuz? Biraz onu konuşalım istiyorum. Çok kolay olduğunu söyleyemem. Ama önce disiplin ve programlamadan geçiyor Nuray Hanım. Zamanınızı doğru yönetirseniz eğer her tarafa yetişmeye çalışabiliyorsunuz. Yani çalışıyorsunuz diyorum çünkü hala ben de çalışıyorum bu konuyla ilgili. Bir kızım var 7 yaşında. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum. 1. sınıfı bitirdi. Çok
kıymetli tabii ki hepimizin çocukları. Ama tabii çalışan annelerin sorumlulukları biraz daha fazla artıyor. Zamanı doğru programlayarak ona ayırdığım zamanda, aileye ayırdığım zamanda keyifli vakit geçirmeye özen gösteriyoruz. Keyifli ve kaliteli vakit geçirmeye özen gösteriyoruz. Onun dışında özellikle gençlere ve genç kızlarımıza söyleyeceğim şey mutlaka çalışmalılar. Üretmek en keyifli şey. Ürettiğiniz zaman besleniyorsunuz ve etrafınıza ve ailenize, kendi çocuğunuza daha faydalı olabiliyorsunuz. O yüzden biraz daha programlama ve disiplinle bu süreci götürmeye gayret ediyorum. Ne güzel söylediniz. Peki otelimizi tanıtırsak nereden başlayalım? Önce bir markayı mı tanıtmak istersiniz? Markadan başlayabiliriz elbette. Dünyanın en büyük otel zinciri olarak geçiyoruz. 18 farklı ülkede 7000'e yaklaşık otel bulunuyor marka bünyesinde. Farklı markaları da bünyesinde barındırıyor olması aslına bakarsanız farklı misafir kitlelerine, farklı lokasyonlarda ve farklı hizmet sektörü deneyimleriyle ulaşılabiliyor olmayı gerektiriyor. Biz de o yüzden bu markayı özellikle tercih ettik. Manisa'ya da yakışacağını düşündük. Çünkü otelcilikte lider aslına bakarsanız eğitimci yönü fazla olan bir marka. Kararımızı böyle verdik şirket bünyesinde ve 20 Mayıs'ta kapılarımızı açtığımız bu tesiste 20.000 metrekarelik bir alana kuruldu. Bayağı, evet, yani göz, hani bakınca o kadar geniş görünmüyor ama evet, 21 metrekare az evet, değil. Evet, bir tesis. Farklı oda kategorilerimizle toplam 215 tane odamız bulunmakta. Özel misafirlerimizi, VIP misafirlerimizi de ağırlayabileceğimiz suite odalarımız, deluxe odalarımız ve 30 metrekarenin üzerinde standart odalarımız bulunuyor. Bunun dışında büyük bir spa merkezimiz var. Manisa'nın çok ilgisini çekti. Önce onu söyleyebilirim size. 2500 metrekarelik bir spa merkezimiz var. İçinde fitness, son teknolojik cihazlarla donatılmış bir fitness alanımız. Hamam bölümlerimiz, buhar odaları, onun dışında masaj odalarıyla gerçekten büyük bir kompleks ve profesyonel bir şekilde de yönetiliyor. Bizim tarafımızdan işletilmekte. Onun dışında içinde bulunduğumuz bu keyifli restoranımız Adala Restoran. Ne güzel. Salihli Adala'dan. Evet, doğru. Geldi. Evet, evet. Restoranımıza, toplantı salonlarımıza özellikle bölgedeki bu hem tarihi isimleri hem doğada içinde yetişen bu bitkilerin isimlerini vermeye özen gösterdik. Yani bölgenin değerlerine de sahip çıkmak istedik açıkçası. İçinde bulunduğumuz bu restoranımız sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeklerinde misafirlerimize hizmet vermekte. Onun dışında çok keyifli bir lobi alanımız ve lobi barımız var. Gerçekten çok biz özenerek bir tesis yaptık. Umuyorum sizler de beğeniyor olacaksınız. Toplantı salonlarıyla, düğün davet etkinlik alanlarıyla 20.000 metrekarelik bir tesis bahsettiğim gibi. Aynen. Şimdi restoranda şu yeşilliği katmak o kadar keyifli olmuş ki gerçekten tebrik ederim. Çünkü hepimiz artık doğayı çok seviyoruz ya şu Covid sürecinden sonra özellikle. Ellerinize sağlık. Şimdi Manisa bir sanayi şehri gerçekten dediğiniz gibi. Toplantı salonlarınızın kapasitesi nasıl? İş insanları buradan merakla bekliyorlar şimdi. Evet. Toplantı salonlarımızın kapasitesi 3 tane ayrı bölünebilir toplantı salonumuz var Nuray Hanım. 500 metrekarelik bir toplantı salonudur bu. 7 metre tavan yüksekliğinde. Tamamı gün ışığı alan odalardan oluşuyor. Ses ve izolasyon marka standartları doğrultusunda konumlandırılarak yapıldı. Onun dışında 2 tane boardroom düzeninde 16 kişilik toplantı salonlarımız var. Daha özel, daha butik toplantı organizasyonlarınızı yapabileceğiniz salonlar bunlar. Bir de büyük bir gala salonumuz var. Düğün, davet ve etkinlikler için yine 500 metrekarelik bir salon burası da. 7 metre tavan yüksekliği yine aynı şekilde düzenlenmiş. Kolon içerisinde bulunmayan geniş ve ferah bir toplantı alanı.
Selin Hanımcığım, spanızı ben de merak ediyorum gerçekten. Hı hı. Bu arada bizim Manisa'mızda hala gelenekselleşmiş bir gelin hamamı ritüelimiz vardır. Evet. O yüzden nasıl gelin hamamı başladınız mı? Gelen var mı? Organizasyonlara başladık. Hı hı. Çok da ilgi görüyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Hı hı. Gelin hamamı yapabilmek üzere iki tane ayrı hamamımız bulunmakta. Hı hı. Ve programları da o ölçüde hazırlamış durumdayız. Talepler var ve talepleri de değerlendirmeye başladık. Önümüzdeki günlerde gelin hamamlarını yapıyor olacağız. Çok iyi oldu. Buradan herkese duyurulur. Evet, bekliyoruz. Aynen. Peki Selin Hanım, şimdi size örnek alan izleyicilerimiz olacaktır mutlaka, özellikle genç kızlarımız. Turizm ve otelcilik sektörünü düşünen, geçmek isteyen gençlere neler önerirsiniz? Dinamik bir sektör ve çok keyifli bir sektör. Yani her işte olduğu gibi işi aşkla yapmak gerekir. Çünkü 7/24 işleyen bir sektör burası. Özel hayatınızdan taviz vermeniz gerekebilir. Biraz konfor alanından çıkmak lazım. Hep onu söylüyorum. Biraz sabırlı olmak lazım. Kısa vadede hedefler koymak gerek. Yabancı dille ilgili özellikle son dönemlerde gençlerimizi biraz daha buradan uzaklaşmış görüyorum. Özellikle yabancı dile eğilmelerini öneriyorum. Ve bu çaba çok önemli. Yani özellikle çok çalışmak ve sabat etmek. Mutlaka bence bunları dikkate alsınlar. Ara yöneticilerimiz çok az. Özellikle eğitimli ara yöneticilere ihtiyaç duyuyoruz. Her yerde olduğu gibi, evet, değil mi? Diğer sektörlerde de benzeri problemlerin olduğunu biliyorum. Ara yöneticilerimiz az. O yüzden işini severek yapabilecek güzel profesyonel ekip arkadaşlarına bizler de ihtiyaç duyuyoruz. Benim onlara önerebileceğim şeyler bunlar. Bu arada Selin Hanım, çok güzel söylediniz. İşiniz çok zevkli ama hani herkesin tatile geldiği zaman siz çalışıyorsunuz. Tatiliniz doğru. Yok. Doğru. Değil mi? Doğru. Biz de herkesin tatilde olduğu dönemlerde dediğiniz gibi çalışıyoruz. Sizlerin biraz daha çalıştığı dönemlerde bizler bu sefer dinleniyor oluyoruz. Aslına bakarsanız lokasyonlara göre de değişkenlik gösteriyor elbette. Ha, doğru, değil mi? Tabii kış oteli, yazlık bölgelerde ve kış tesislerinde farklılık gösteriyor. Ama dediğim gibi her zaman işinizi severek yaptığınızda zaten bunun çok da farkında olmuyorsunuz. Ne güzel. Siz zaten o kadar severek yapıyorsunuz ki çok belli enerjiniz. Çok güzel. Başarılar diliyorum gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum sizleri burada ağırladığımız için. Manisa'yı da, Manisa halkını da bekliyoruz tesisimize. Aynen. Şimdi ben gastronominizin de mutfağınızın da çok iddialı olduğunu duydum. Şefimizden tarif almak istiyorum. Tamam, tabii ama ki. Öncesinde oteli de birlikte gezelim. Spor salonunu, odaları, spa'yı, spa merkezinizi. Elbette memnuniyetle birlikte gezelim şimdi. Sevgili izleyicilerim, şimdi bu güzel otelimizi hep birlikte geziyoruz. Selin Hanımcığım, toplantı salonumuz herhalde, evet, değil mi? Evet, toplantı salonumuz, Spil toplantı salonumuz. Otelimizin birinci katında yer alıyor ve tamamen gün ışığı alıyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu toplantı salonumuz 3'e bölünebiliyor. Yaklaşık 7 metrelik bir tavan yüksekliğimiz var. Farklı oturma düzenleriyle birlikte 600 kişiye kadar hizmet verebiliyoruz bu salonda. Çok güzel. Şuradan bölünüyor galiba. Evet, doğru. Açılıyor buradan tekrar. Bölünüyor, 3'e bölünüyor. Projektör ve slide perde. Tabii. Son teknoloji ekipmanlarla donatılmış bir salondur burası. İçeride VIP bir hizmet alabiliyor. Aynı zamanda kafe break veya bunun dışında istediğiniz herhangi bir yiyecek içecek hizmeti varsa salon içinde de verebiliyoruz. Dışarıdaki fuaye alanında kullanabiliyorsunuz. Çok keyifli.
Burası da diğer bölümü. Evet Nuray Hanım, burası da spa salonumuzun diğer kısmı. Üçe bölünebildiğinden bahsetmiştim. Salonları farklı şekilde ve farklı düzenlerde kullanabiliyoruz. Burada da U masalı bir düzen görüyorsunuz. Toplantı organizasyonlarımız için. Çok güzel. Çok keyifli. Teşekkür ederim. Hem havalandırması hem ortamı. Evet, gün ışığı alıyor olması da büyük bir avantaj. Değil mi? Evet, genelde tesislerde daha kapalı noktalarda konumlandırılır toplantı salonları ama biz özellikle bu konuda özen gösterdik. Çok iyi. Evet, daha keyifli toplantılar yapabilmek için, aynen. Daha dinamik kalabilmek için. Aynen, iş hayatında çünkü dinamiklik için. Çok önemli. Evet. En doğru kelime buydu. Evet, doğru. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi devam edelim. Odalara geçelim isterseniz. Tamam. Selin Hanımcığım, spil manzaralı. Evet, spil manzaralı odalarımızdan bir tanesi, suite odamız. Hı hı. İki tane standart odanın birleşiminden oluşuyor Nuray Hanım bu odalar. Ailenizle de birlikte konaklayabilmeniz için hemen yan tarafında bağlantılı bir odası daha var. Oo, çok güzel, oraya da bakalım o zaman. Burası da aile odası kısmı. Burası da çok keyifli. Evet, burada da bir çalışma masamız var. Arzu ederseniz iş görüşmelerinizi yapıp çalışabileceğiniz bir alan. Biraz daha dinlenme köşesi gibi. Burada da ayrı bir banyomuz var. Peki oda kahvaltı mı çalışıyorsunuz normalde? Oda kahvaltı hizmeti veriyoruz. Doğru. Oda kahvaltı. İsteyenlere yine artı yemek, restoran yemek var zaten. Yemek alabilirsiniz. Restoranlarımız açık. Evet. İyi, onu da söyleyelim. Hoş geldiniz. Merhabalar, kolay gelsin. İyiyim, siz nasılsınız? Kolay gelsin. Önce böyle başlıyoruz herhalde. Kilo kontrolü. Kilo kontrolünden sonra bu tarafa alıyoruz aynen. Sonra bu tarafa. Selin Hanım çok keyifli olmuş. Spor salonlarında en çok dikkat ettiğim şey havalandırma. Değil mi? Çok güzel. Evet, havalandırmamız gerçekten kuvvetli. Nasıl çalışıyorsunuz sabah? Sabah saat 7'de başlıyoruz Nuray Hanım. Akşam saat 11'e kadar da hizmet veriyoruz. Çok keyifli. Otelde konaklama yapan misafirlerimiz de fitness hizmetinden 24 saat boyunca yararlanabiliyorlar markanın standartları gereği. Son teknoloji cihazlarla donatılmış bir fitness alanı burası. İnternete bağlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda iş görüşmelerinizi ve gerekirse toplantılarınızı da sporunuzu yaparken devam ettirebiliyorsunuz. Özel bir alanımız var burada. Yoga pilates için kullandığımız. Çok keyifli. Evet, böyle gezdirmek isterim size aynen. Alanı. Sanırım kadın ve erkek olarak ayırdınız. Evet Nuray Hanım, kadın ve erkek olarak hamamlarımız ikiye ayrıldı. Özellikle biraz önce bahsettiğimiz gibi gelin hamamı organizasyonlarını yapabilmek için aslında biraz da gereklilikti bu. Evet, evet. Girelim o zaman gelin hamamı bu taraf herhalde değil mi kadın hamamı? Buyurun lütfen. Güzel bir havası, atmosferi. Hemen bir relax oluyoruz hepimiz. Evet, evet, evet. Çok da keyifli. Aynen. Otelimizin en keyifli yerindeyiz, hamamdayız ve gelin hamamı organizasyonu için de burayı yapıyorsunuz değil mi? Burada oluyor. Evet. Burada gelin hamamı organizasyonlarımızı burada yapıyoruz. Misafirlerimiz için özel belirli saat dilimlerini burayı kapatabiliyoruz. İki tane de kese odamız var içeride. Doğru. Çok güzel.
Sevgili izleyicilerim, otelimizin şefi Mehmet Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Mehmet şefim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk şefim. Merakla bekliyorum. Çok iddialı olduğunu, çok güzel lezzetlerin olduğunu duydum. Tabii ki. Şimdi biz bugün size Şehzadeler Şehri Manisa'da bir saray mutfağından bir yemek sergilemek istedik. Ürünümüzün adı Ballı Tavuk Mahmudiye. İkinci Mahmut'un en sevdiği yemek oluyor bu. İsmini de oradan alıyor zaten. Topkapı Sarayı'nın vazgeçilmezlerinden. İlk olarak da Edirne Sarayı'nda 1539'da bir ziyafet menüsünde servis edilmiş. İlk reçete 1539 tarihli bu yemeğin şeyi. Tavukla hazırlanan saray mutfağının vazgeçilmezi kuru yemişlerimiz var. Kayısımız, incirimiz, kuru üzümümüz, badem, bal, tarçın, tuz ve karabiber servis edeceğiz. Ben biraz yorum katıyorum. Biraz da kremayla o aromayı hafifletmek için biraz krema da kullanıyorum. Tavuk suyumuz var, tereyağımız var. Bu şekilde hazırlayacağımız bir ürün. Şefin yorumu çok önemli, doğru söyledin. İlla ki yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Biz de standarttan biraz çıkarak genç bir şef olarak ben en azından. Çok memnunum gerçekten. En azından. Şefler böyle. Başlayalım mı hemen? Tabii olarak? Hemen başlayalım. Şimdi tavuk göğsü mü? Tavuk göğsü, evet. Tavuk göğsü. Terbiyeledin mi? Önceden sosladık biz bunu, zeytinyağına yatırdık. Çok fazla baharat kullanmıyoruz. Zaten zengin bir ürün, içerik olarak zengin olduğu için soslamada çok baharat kullanmıyoruz. Ama biraz yumuşatmak adına zeytinyağında marine ediyoruz önceden. Kızdırdığımız tavaya biraz tereyağı ekleyeceğiz. Biraz da ben tereyağı yanmaması için zeytinyağı koyacağım. Bazen ayçiçekli zeytinyağını. Evet. Belli bir ölçü var mı tavukta? Yok herhalde, değil mi? Göster. Yani aslında aşçılıkta ölçü pastane işi derim ben her zaman. Bugüne kadar öyle yetiştim. Bana da çok soruluyor tarifler ama çok ölçü vermek, yani ben göz kararı söylüyorum. Kimin gözüne göre, şeye göre. Yani bizde çok gramlı çalışmak çok mümkün değil ama bu yaklaşık bir porsiyonda 150 gram civarında bir tavuk kullanacağız. Yani şey dedim, hani iki parça alıyoruz ya genelde, böyle iki parça göğüs. Bir parça göğüsten, bir kanat göğüsten bir porsiyon çıkar. Tamam, iyi evet. Olsun. İzleyicilerimiz de merak edecektir. Tabii. Gerçekten ilk defa 1590'lı yıllarda yapılmış, evet. Saray mutfağına özel Mahmudiye tarihli genç şefimiz Mehmet Sürçet'ten alıyoruz. Tavuk göğsünü zeytinyağda siz beklettiniz sanırım. Önceden beklettik, evet. Aşağı yukarı ne kadar beklettiniz? Mesela ben evde de genelde bekletirim. Yani ete göre değişir ama marinasyon süreci en az bir gün olması gerekiyor. Hadi. Bir gün tabii, özellikle kırmızı etlerde daha çok, daha da uzun süreler, biliyorsunuz dry age şu anda çok moda. Yani et ne kadar çürürse aslında o kadar yumuşak oluyor. Marinenin aslında amacı da o, eti çürütmek. Değil mi? Eti çürütmek. Gastronomik teknikler de öğrenelim senden, değil mi? Tabii ki. Bu arada ne zamandır sektördesiniz? Ben ilk stajyer olarak 2004 yılında girdim mutfağa. İstanbul'da Radisson'da başladım ilk olarak. Sonra çok şehir değiştirdim, çok otel değiştirdim. Bodrum'da 6 yıl çalıştım. Yani bizde şey derler, çıraklık döneminde ne kadar gezersen o kadar ustalık katarsın derler. Çünkü biz ustalığı ustalardan alıyoruz. Pratik yaptıkça, değil mi? Tabii, tabii. Şimdi okullarımız, şeylerimiz aslında bu konuda çok ilerledi ama yani iş tezgahta öğreniliyor gerçekten. O çok önemli bu konuda. Şimdi tavuklarımız kavrulurken ben sırasıyla biraz kuru yemişlerimi ilave edeceğim ki aramayı birbirine geçirsin. Kuru inciri koydum. Kuru inciri koydum. Saray mutfağında sürekli bir tatlı tuzlu karışımı var, değil mi? Yani tatlı tuzludan ziyade iş kuvvet meselesi aslında. Evet. Saray mutfağında hani diğer ürünlerde bakarsanız kuru yemişler çok fazla kullanılıyor. O da tutması, hem tok tutması hem de savaş, harp, değil kılıç, mi? Kalkan. Yani üstündeki kıyafetler bile, evet. Onları taşımaya güç. Değil mi?
güç gerekiyor. O yüzden aslında biraz da bu kadar kuru yemişlerin, balların menülerde kullanılmasının bir sebebi de o aslında, güç. Güç. Biraz da bütün badem ilave ediyorum ben. Bu tuzsuz badem. Tavuklarımız renk aldı. Biraz altını kısıp biraz tavuk suyu ilave edeceğim. Tabii. Göğüs zaten çok çok çabuk kuruyabilen bir ürün. Tavuğun aslında en kuru yeridir. Biraz daha sulu pişirmek daha makbul gelir. Izgarada göğüs çok tavsiye etmem. Tane karabiber herhalde. Evet, ben özellikle tane karabiber tercih ediyorum. Yani içeriğini bilmek adına. Toz karabiber, hani denerseniz siz de bir evde bakın, bir toz karabiberi koklayın, bir de taneyi çekip koklayın, o bile farklı. Yani koku bile farklı. Aslında aynı ürün ama yani kokusu bile değişiyor. Şimdi biraz bal ilave edeceğim. Ben çiçek balı kullanıyorum. Yani diğer ballar, kestane, çam biraz daha aromatik olduğu için ürünün özelliğini kaybetmemek adına daha lezzeti hafif gelen çiçek balı kullanıyorum. Evet. Zaten biz gibi kokular gelmeye başladı. Biraz tuz atacağız. Mutfak çok zevkli şefim. Çok. Ben çok keyif alıyorum. Çok yani çok keyif alıyorum gerçekten. Ben bazen böyle girip işte yani bir canım bir şey çeker. Hazırlarken bile etrafımda görenler, "Aa şef ne yaptın? Biz de hadi, hani ya, sen yaparken bizim canımız çekti," derler. Bir de bir şey sormak istiyorum. Ben, tabii ki. Çekim yaptım, her şeyde soruyorum. Evde de yardım ediyor musunuz eşinize? Ediyorum. Ama ediyorum aslında ben. Evde de yapıyorum ama eşim biraz rahatsız o konudan. Çünkü eşimi çırak gibi kullanıyorum. Onu getir, bunu götür, onu getir. Tamam diyor, sen girme. Doğru. Burada yardımcı çok tabii. Biraz da tarçın ilave ediyorum. Bunu üzüm en son mu? En son. Üzümünü de atalım. En son kremasını verip kapatacağız. Bu da şefimizin yorumu. Tabii. O zamanlar krema yoktu tabii. Olsa yaparlardı belki de, değil mi? Şöyle. Altını kapatıyoruz kremayı çok kestirmemek için. Hazır, servis edelim. Biz bu ürünümüzü güveçte sunuyoruz. Afiyet olsun. Mahmudiye yemeğimiz. Ballı tavuk mahmudiye saray mutfağında. Saray mutfağında mahmudiye yemeği. Evet. Hazır. Şimdi ikinci tarifimiz. Vişneli bostana salata yapacağız. Vişne sulu. Sevgili izleyicilerim, şimdi ikinci menümüz vişne sulu bostana salatası Mehmet Şef'ten. Evet, yaz ayları için aslında çok ferahlatıcı bir salata. Biz bunun servisinde buz da kullanıyoruz. Birazdan servis ederken göreceksiniz. Malzemeler çoban salatasına benzer. Biraz daha klasiktir. Doğranışı daha incidir. Yapacağız zaten. Salatalık, kapya biber, charleston biber, domatesimiz var, maydanoz, kırmızı soğan. Üstüne dekoratif ceviz kullanacağız. Bizim kendi hazırladığımız crispy diye tabir ettiğimiz ince kıyım ürünlerimiz var. Bunun içinde limon kabuğu, portakal kabuğu aroma olarak çok şeydir. Sos olarak da zeytinyağı, limon, vişne suyu ve en son nar ekşisi kullanacağız. Bu şekilde yaz aylarında bol sulu, hem vücudun su ihtiyacını da karşılayacak çok lezzetli bir üründür. Buzları görünce
Ben de merakla bekliyorum. Bu, hadi başlayalım. Evet, bunun servisi. Ben şöyle malzemeleri doğrayarak başlayalım. Bu arada sizin şu şöyle tutuşunuzu hep merak etmişimdir. Biz evde kesmeyelim diye dikkat ediyoruz ya. Bu tutuş aslında kese kese. Parmak parmak kese kese kendini saklamayı öğrenir. Başka türlü olmuyor. Bir de biz yıllar içinde hani bıçak elimizin bir parçası haline geliyor. Biz yani bakmadan etmeden bu şekilde doğramak bizim artık bıçak elimizin bir parçası bizim yani meslek için. Burada karıştır. Karıştıracağız hepsini bir soslayıp. Salata bu arada yani üstten soslanmaz. Salatayı bir kapta sosunu karıştırarak servis etmek her zaman daha salatayı lezzetli hale getirir. Mehmet Şef'in tiyolarını bir yere not edin gerçekten. Gerçekten çok fark eder. Ayrı yani bir yerde mi karıştırır? Mutlaka bir kapta ne kullanmak isterseniz sos olarak zeytinyağı, limon, tuz hepsini bir kapta salata malzemeleriyle birlikte karıştırarak servis edeceğiniz tabağa alırsanız çok daha lezzetli olacağını görürsünüz. Bir de tabii ki el mutlaka değmeli. Şimdi onu da söylemek istiyorum şefim. Sevgili Zeytin'im, şefim yani ben çakmak istedi ama dedim ki hani ellerimizi yıkıyoruz, bir de el lezzeti diye bir şey mutlaka, var değil mi şefim? Mutlaka. Sen de biliyorsun yarışmalarda mesela aynı ürünlerle aynı ölçüde yemek yapılıyor evet. Ama lezzetler farklı ve el lezzeti çıkıyor burada da. Benim lisede bir öğretmenim vardı. Kendisine de buradan selam gönderelim, Memduha Hanım. Şey derdi, aşçı var, aşı taş eder. Aşçı var, taşı baklava eder. Değil mi? Bu yani ben bunu hiç unutmam. İlk bana zaten sevdiren de oydu bu mesleği kendisi. Bu çok önemli yani. Çok doğru, gerçekten. Kaşık ben salata çok gibi. Hı hı. Bu arada yani benim şey terapi gibi mutfak. Çok yoğunsa günüm şefim, evde ben hemen mutfağa girip böyle rahatlıyorum yemek yaparak. Çok çok keyiflidir. Yani güzel, sizin tarifleriniz çok önemli. Çok kıymetli. Deneyerek biz deneme yanılma. Bu arada kaşık salata diyordun, değil mi? Evet, kesim olarak kaşık salata gibi ince ince doğruyoruz. Ben hiçbir zaman işte şunun içine şu konur mu, bunun içine bu konur mu taraftarı bir usta olmadım. Deneyelim. Deneyelim yani. Ne kaybederiz? Deneyelim. Bir kere denedik, beğenmedik. Yapmayız bir daha. Yani onun içine o konur mu, bunun içine bu konur mu, bunları çok duyuyoruz, çok alıyoruz ama ben açığım. Evet, yenilik. Bir şey tadı deneyerek mutlaka. Değil mi? Farklı tatlar. Tabii ki. Farklı lezzetler. Bu arada şu havuç ve şeyler, salatalıklar demiştiniz. Crispy. Crispy. Orada da şu mutfakta da mutfak aletleri çok önemli değil mi? Şey. Tabii. Yani onu yaptığınız crispy'yi. Tabii ki. Mutfak aleti mesela. Ben çok uzun süre aramıştım. Kabak spagetti yapıyoruz ya onun için. Çok güzel. Ekipman evet yani mutfak bizim evde şeflerin, ustaların evde yemek yaparken en çok zorlandığı konu ekipman. Tabii burada profesyonel mutfak sizin. Tabii. Bizim yatırımcılarımız sağ olsun biz. Evet. Hani istediğimiz ekipmana ulaşma konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Zaten hani onlarla daha iyisini yapabiliyoruz ekipmanlarla. Ustalık okey ama yani malzeme de olmazsa. Olmazsa yapamazsın. Olmazsa tabii. Yapamıyoruz. Malzemelerimizi doğradık ince ince. Hı hı. İşin en civcivli kısmı tatlandırma. Öyle mi? Lezzet çok önemli. Biraz tuz kullanacağım. Vişne soslu bostana salata. Soslu bostana salatamız hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ben tadım yapmaya gidiyorum. Lütfen. Buyurun. Aldım.
Sevgili izleyicilerim, biz bugün çok keyifli ve çok lezzetli bir çekim yaptık. Teşekkürler Selin Hanım. Ben teşekkür ediyorum nazik ziyaretiniz için. Sağ olun. O zaman kapanışı da birlikte yapalım. Evet de. Evet sevgili izleyicilerim, biz bugün çok keyifli bir program yaptık. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Tariflerimizi lütfen ilk fırsatta deneyin. Bir dahaki Hayat Güzel'de görüşmek üzere sevgiler. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kalo Çiftliği Hayat Güzeli sundu.